Bu organik kimya hocası Dr. Schwartz'ın oluşturduğu bir akış şeması. Ve bu akış şemasında hocanın verdiği organik kimya dersinin ilk döneminde üzerinde çalışılan tüm tepkimeleri daha doğrusu çoğunu görüyoruz. Burada bu tepkimelerin birbirlerine nasıl bağlı oldukları gösterilmekte. Ve bu şema bir sentez problemi çözmeye çalıştığımız zaman işimize yarayabilir. Tabii bir molekülü başka bir molekülden sentezlemeye çalışırken bu fonksiyonel grupları birbirine bağlayan tepkimeleri bilmeniz gerekir ve akış şeması buradaki tüm farklı bağlantıları göstermenin en iyi yollarından biri. Sentez organik kimyanın temelini oluşturur. Mesela bu molekülü şu molekülden nasıl sentezleriz? Ya da tıpta hayat kurtarmaya veya toplumdaki herkesin hayatını iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanılan ve insanlık için önemli olan bir molekülü nasıl sentezleriz? Yani sentez gerçekten organik kimyanın temeli organik kimya sınavlarında bu tür soruların çoğunu göreceğinizden dolayı çok zor olabilir. Ve bu yüzden akış şemasını kullanarak alıştırmalar yapmanız gerekiyor. Öyleyse şimdi sorumuza bir göz atalım. Diyor ki sadece asetilen metil bromür ve herhangi bir inorganik reaktif veya çözücü kullanarak aşağıdaki molekülü sentezleyiniz. Evet o zaman bu iki propanol molekülüyle başlıyoruz. Bu alkolü asetilenden nasıl elde edebiliriz? İlk olarak ne yapılacağı çok açık değil. Yaklaşımlardan biri bize tersten düşünmemizi söylüyor ve buna retrosentez diyoruz. Şimdi buraya bir retrosentez oku çizelim. Evet, şöyle bir şey. Şimdi nelerden alkol elde edebileceğimizi düşünelim. Evet, alkenden alkol yapabiliriz. Bu organik kimyanın ilk döneminde gördüğümüz tepkimelerden biri. Arkenimizi şöyle bir çiziyoruz. Şimdi akış şemamıza geri dönelim ve bu tepkimeyi bulabilir miyiz ona bir bakalım. Şimdi alkenden alkol yapacağız. Bu yüzden akış şemamıza bakacak olursak evet alkenimiz şurada. Ve şimdi bu alkenden alkol elde edeceğiz. İşte okumuz burada. Evet şimdi reaktiflerden iki seçeneğimiz var su ve sülfürik asit ekleyebiliriz. Yani bu durumda Markovnikov kuralıyla bir OH katılması olacak. Ya da anti Markovnikov kuralıyla OH katılmasının olacağı bir hidroborasyon yükseltgenme yapabiliriz. Şimdi sorumuza geri dönüp hangi yolu seçeceğimize bakalım. Evet, Markovnikov kuralı yapacağız. Yani OH'ı en süpsüte edilmiş karbona eklememiz gerek. Öyleyse ilk seçeneğimiz olan su ve sülfürik asidi ekliyoruz. Şuraya yazalım. Evet, bir arkenimiz mevcut ama asetilene geri dönmemiz lazım. O zaman yine akış şemamıza geri dönelim ve asetileni burada bulmaya çalışalım. Asetilen tam şurada, yukarıda. İşte asetilen. Arkenimiz ise şurada. Şimdi retrosentezi düşünelim. Çünkü tersten çalışmamız gerekiyor. Evet, alkeni neden elde edebiliriz? Bu alkinden elde edebiliriz. Yani bu alkin, İşaretlemiş olalım. Peki bu alkeni nasıl alkene dönüştürebiliriz? Ya hidrojen gazı ve Lindlar paladyum kullanabiliriz ki bu bize bir cis ürünü verecektir. Ya da sodyum metal amonyak ekleyebiliriz ki bu da bize trans ürünü verecektir. Evet. Şimdi retrosentezi düşünelim. Alkenimiz burada ve bu alkeni alkinden elde edeceğiz. Tabi hangi reaktifi kullanmak istediğimizde düşünmemiz gerekiyor. Peki alkin nasıl görünecek? Şimdi üçlü bağın ucuna hidrojen eklersek soldaki bu molekülü alkine dönüştürebiliriz. Yani yapmamız gereken şey hidrojeni moleküldeki üçlü bağa eklemek. Tabii bunu çizgisel yapıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi alkinler lineerdir. Peki bunu nasıl yaptım? Bu durumda cis ya da trans ürünü düşünmeye gerek yok. Bu geçişte hidrojen gazı ve sonrasında lindlar paladyum kullanmak oldukça kolay. Evet böylece alkenimiz bu oluyor. Şimdi asetilene geri dönmemiz gerek. O zaman şuraya retrosentez okumuzu çizelim. Evet şimdi bu molekülü asetilenden nasıl elde edebiliriz onu bir düşünelim. Akış şemamıza tekrardan geri dönüp asetilenden nasıl terminal alkin oluşturacağımızı bir görelim. Şu noktadayız. Alkinimiz burada. Şimdi bunu asetilenden elde etmek istiyoruz. O zaman bir alkilasyon tepkimesi yapacağız. Çünkü sadece bir alkil grubuna ihtiyacımız var ve bunu tek bir kez yapacağız. Yani tek seferlik bir arkilasyon tepkimesine ihtiyacımız olacak. Bu tepkimenin ilk adımında çok güçlü bir baz olan sodyum amit eklerken ikinci adımında ise bir primer alkil halojenir ekleyeceğiz. Öyleyse aşağıda çizmeye başlayalım. Evet ilk adımda sodyum amit ekleyeceğiz ve ikinci adımda da alkil halojenir ilave edeceğiz. Peki eklemek istediğimiz alkil halojenir ne? Evet, alkenimize bir metil grubu eklemek istiyoruz. Yukarıda yazdığımız gibi metil bromür kullanabiliriz. Ve bu, bu alkilasyon tepkimesi için kullanacağımız alkil halojenürümüz olacak. Yani CH3Br. Ve böylece tamamlamış olduk. Retrosentezi kullandık ve bunu bir sınavda yazacak olursanız muhtemelen tersinden yazarsınız yani ilk önce asetilenle başlarsınız sonra normal bir ok kullanıp ilk adım olarak sodyum amidi eklersiniz ve takibinde ise bir alkilasyon için metil bromür ilave edersiniz ve bu alkil grubunu asetilene eklemiş olursunuz. Evet böylece elimizde şu an bir terminal alken bulunuyor ve şimdi bunu hidrojen gazı ve alken formunda hidrojenerasyonu durduran zehirli katalizörün eklenmesiyle alkene dönüştürebiliriz. Sonrasında ise alkenimize OH eklemek için su ve sülfürik asit kullanarak bir Markovnikov katılmasını kullanabiliriz. Ve tamamlamış olduk. Bu bir sentez tepkimesi yaparken ele almanız gereken önemli bir yaklaşım. Evet bir tane daha yapacak süremiz var. Öyleyse sağdaki molekülün sentezini yapalım. Sağdaki bu molekülü esas alacağız. O zaman bunu aşağıya yeniden çizelim. Ekranı biraz kaydırsam iyi olacak. Evet. Molekülümüzü şuraya çizmeye başlayalım. İşte molekülümüz. Birbirlerine trans olan iki brom var. Tabii böyle olunca önceki videolarda yaptığımız tepkime aklımıza geliyor. Yani halojenasyon bu ikisini bir alkini trans olarak ekleyecek. Bu yüzden brom ekleyebiliriz ve çözücümüzse karbon tetra klorür oluyor. Yani CCl4. Bunu anlamadıysanız alkenlerin halojenlenmesi ve ozonolizi videomuzu izleyebilirsiniz. Peki bu tepkime bize ne verecek? Alkenimiz şöyle. Şimdi bu tarafta bir etil grubu olmalı ve tepkimemiz bu. Şimdi elimizde bir alkin var ve bu alkini asetilenden elde etmemiz gerek. O zaman bir kez daha şemamıza geri dönüyoruz. Evet, alkinimiz burada. Şimdi bunu asetilenden yapmak istiyoruz. Yani yeniden alkilasyon tepkimesi yapacağız. Öyleyse ilk adımda sodyum amit ve ikinci adımda ise bir alkil halojenir ekleyeceğiz. Şimdi geri dönüp çizmeye başlayalım. İlk önce şuraya retro sentez okunu bir çizelim. Asetilenden bu alkini sentezlemeye çalışacağız. O zaman hemen yana asetileni çizerek başlayalım. Tabii bunu iki adımda yapabileceğimizi biliyoruz. İlk adımda sodyum amit ekleyeceğiz. İkinci adımda da alkil halojenürü ilave edeceğiz ama ekleyeceğimiz alkil halojenür ne türde olacak? Asetilene bir etil grubu eklememiz lazım. Yani etil bromür gibi bir şey iş görecektir. Onu da şuraya çizelim. Evet bu da bize ürünü verir. Bitti diye düşünebilirsiniz ama aslında bitmedi. Çünkü geri dönüp sorumuzu tekrar okuyacak olursak soruda molekülü sadece asetilen ya da metil bromür kullanarak sentezlememizi söylüyor. Etil bromür değil. Yani aslında tepkimenin bitmesi için burada etil bromür kullanamayız. Etil bromür yapmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Etil bromür bildiğiniz üzere 2 karbon içerir. Öyleyse şimdi asetilenden etil bromür elde etmenin bir yolunu düşünelim. Bu yöntem işe yaradı ama diğer asetilenden etil bromür nasıl elde edilir ona bakmak lazım. Yine retrosentezi kullanıyoruz. Önce okumuzu bir çizelim. Evet şimdi bu alkil halojenir elimizde mevcut. Peki bir alkinden alkil halojenir nasıl elde edebiliriz? Tabi akış şemasına bakmanın bize yine yararı dokunacaktır. O zaman geri dönüp şemamıza bakalım. Evet bu kez bir alkinden alkil halojenir yapmak istiyoruz. Alkil halojenir buralarda bir yerde olacak. Evet tam şurada yer alıyor. Eğer retrosentez yapıyorsak o zaman alkine geri dönmemiz lazım. Bir hidrojen halojenür yani HX ekleyip bir alkenden alkil halojenür yapabiliriz. Böylece hidrojen halojenür kullanarak alkenden alkil halojenürümüzü elde edeceğiz. Evet şimdi geri dönüp buraya çizmeye başlayalım. Alkenle başlayacağız. İşte alkenimiz. Yani eten ya da etilen. Halojenimizse bro. Böylece hidrojen halojenürümüz HBr oluyor. Şimdi etilene HBr eklersek etil bromür elde etmiş olacağız. Evet alkenimiz burada ancak asetilenle başlamamız lazım. Peki alkinden alken nasıl elde ederiz? Tabi yine akış şemasına geri dönüp hafızalarımızı tazeleyelim. Akış şemamızda alkenimizin olduğu yerdeyiz. Ve artık alkinden nasıl alken elde edeceğimizi biliyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken tek şey zehirli katalizörümüz yani Lindlar paladyum kullanarak bunu hidrojenlemek. Öyleyse bunu bir çizelim. Şimdi buraya hidrojen gazı ve zehirli katalizörümüz yani Lindlar paladyum ekleyerek alkinden alkenimizi oluşturabiliriz. Aslında bu asetilen olacak. Evet şuraya çizelim. Şimdi sentezimizi kontrol ederek tüm özellikleri karşılıyor mu ona bir bakalım. Aynı şekilde yine asetilenle başlayıp hidrojen gazı ve zehirli katalizör ekliyoruz. Yani burada alken oluşturmak için alkenimizi hidrojenliyoruz. Şimdi alkenimizi alıp HBr yani H artı ve Br eksi ilave ediyoruz. Ve bu da bize ürünümüz olarak etil bromürü vermiş oluyor. Ve asetilenin diğer molekülünü alıp buna sodyum amit ekliyoruz ve az önce alkinimizi alkilleştirmek için asetilenden oluşturduğumuz etil bromürü de ilave ediyoruz. Şimdi buraya bir etil grubu da koyuyoruz. Ve son olarak bromların birbirlerine anti konumda eklendiği bir alkin halojenleme tepkimesi yapıyoruz. Ve böylece tamamlamış olduk. Aynı şekilde yine bunu sınavda yazarsanız muhtemelen diğer yönden yazmak daha mantıklı olacaktır. Ancak akış şemasıyla bunu böyle düşünmek de iyi oluyor. O zaman geri dönüp şemamıza bir kez daha göz atalım. Bu akış şemasını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kendi şemanızı da oluşturun ve birçok alıştırma, birçok sentez problemleriyle alıştırmalar yapın. Arkadaşlarınızla da şema oluşturabilir ve böylece onların sentez problemlerini de çözebilirsiniz. Ayrıca kendi sentez problemlerinizi kendiniz de yapabilirsiniz. Tekrarlayacak olursak Organik kimyada başarılı olmak istiyorsanız ustalaşmak için bu çok önemli bir beceridir.